Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizinle artık özgüvendeki son videoyu işlemiş oluyoruz. Bir önceki videomda 4 maddeden bahsetmiştik. Özgüven nasıl geliştirilir? Basamak basamak anlattım detaylı olarak. Şimdi bu videomda ise geri kalanlarından bahsedeceğim. Öncelikli olarak arkadaşlar, kanala abone olmayı lütfen unutmayın ve bildirimlerinizi açın. Perşembe günleri futbol teknikleri, pazartesi günleri futbolda psikolojisi konusu bu kanalda Kübra ile futbolda. Evet arkadaşlar, birinci madde içsel TV'mizi programlamak. Sürekli olarak kendimizle konuşuruz biz. Ve bu kendimizle konuşma sırasında özgüveni düşük olan insanlar olumsuz iç konuşma yaşarlar. Ancak olumlu ve iç konuşma yapan arkadaşlarım ise özgüveni yükseklerdir. Önemli olan sizin kendinizle konuşmalarınızda hangisine daha fazla aslında iç tarafta konuşuyorsunuz, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu fark ederseniz o olumsuz iç konuşmaları olumluya çevirmelisiniz. Yine dediğim gibi özgüveni yüksek sporcular arkadaşlar olumlu içsel konuşmaya odaklanmışlardır. Ve her kötü yaşadıkları olumda mutlaka bir olumlu olay yakalarlar. Olumlu bir bakış açısı yakalarlar arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. 2. Olumlu bir destek grubu oluşturmak. Özgüven geliştirme tekniklerinde ikinci maddede en yakınlarımızdaki kişilere dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü hislerinizi paylaştığınız aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınız sizin özgüveninizi etkileyen en kuvvetli kaynaklar oluyor. Ve onların size destek vermesi çok önemli arkadaşlar. Siz genç sporcuları destekleyen aileler elbette sporcuya, yani size çok büyük faydaları dokunuyor. Kendinize özgüvenli bir şekilde o sahada yer alıyorsunuz. Ama diğer taraftan ailenizin, yani annenizin ve babanızın aslında isteklerini gerçekleştirmek için, orada onlar için mükemmel bir çalışmayı sunmak, işte onların hayallerini, onların egolarını tatmin etmek için sahaya çıkıyorsanız lütfen durun. O sahada kendiniz için varsınız. Evet, ve burada bir söz de ailelere geliyor. Lütfen çocuklarınızı sahada rahat ve özgür, kendilerini yansıtacak şekilde bırakın. Sizin egonuz sizde kalsın. Çocuklara egonuzu yansıtmamanızı tavsiye ediyorum. Ve siz genç sporcular, etrafınızdaki sürekli şikayet eden insanları lütfen göz ardı edin. Hiç umursamayın, rahat olun. 3. Dikkat dağıtıcı şeylerin elenmesi. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi içimizde hem olumlu konuşmalar yapıyoruz hem de olumsuz konuşmalar yapıyoruz. Olumlu konuşmalarda güzel, zihnimiz dağılmıyor. Ama olumsuz konuşmalarda arkadaşlar kendimizi ikna etmek için o aradığımız kötü ikna ipuçları aslında bizim zihnimizi dağıtıyor. Odaklanma sorunu yaşıyoruz. O yüzden olumlu mesajlara odaklanıyoruz ve dikkat dağıtıcıları, zihin bulanıklığımızı tamamen sıfıra düşürmemiz gerekiyor. Başarılı futbolcular ve takımlar dikkat dağıtıcı mesajları çok güzel elerler, göz ardı ederler. Onun yerine olumlu mesajları kabul ederler ve onlar üzerine düşünürler. Örneğin arkadaşlar, kendi evinde oynayan takımların dikkat dağıtıcı unsurları daha azdır. Çünkü orada bir kontrol alanları vardır onların ve kendilerini oraya ait hissederler. O yüzden daha rahattır işleri. Unutmayın, zihin dağınıklığınızı da engellemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, son maddeye geliyorum ama ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçen videomda verdiğim testi nasıl değerlendireceğinizi de şimdi bu maddeden sonra anlatacağım. Son maddemiz arkadaşlar kendine inanmak. Kendine inanmak özgüvenin bir sonraki basamağıdır. O yüzden o kendinize inanç hissini yaşadığınız anda performansınızı en yüksek oranda sergileyebiliyorsunuz. O yüzden ne yapıp edip bu konuda bu videoları daha çok izleyerek, bunları daha çok içselleştirerek, sahada hissederek arkadaşlar başarmanızı istiyorum. Kendinize inandığınız zaman her şey gerçekten daha kolay oluyor. Kaptan oynamak demek doğru bir şey aslında bakarsanız. Yeri gelir çok eleştiriyoruz bunu ama kaptan oynamak çok faydalıdır. O hedef vurma çalışmaları diyorsunuz ya, aslında ilk başta bunu hissederek vuruyorsunuz arkadaşlar. O zaman başarabiliyorsunuz. Kendine inandığın zaman arkadaşlar her şey daha kolay oluyor. Antrenörleriniz de size çok fazla düşünmeyi bırakıp
oyuna odaklanın ve elinizden gelenin en iyisini yapın mesajlarını vermesi bundan dolayı. Çünkü futbol bir tutkudur arkadaşlar. İçinizde o tutku olduğu sürece kendinize inanarak o sahada güzel işler başarabilirsiniz. Evet, gelelim bir önceki videomda paylaştığım özgüven değerlendirme testinin sonuçlarını nasıl yapabilirsiniz, onları nasıl yorumlayabilirsiniz, bunu anlatayım. Çok kısa zaten arkadaşlar. Özgüveni yüksek futbolcuların, sporcuların 40 puanın üzerinde alması bekleniyormuş bu testte. Siz de buna göre puanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Özel bir notta arkadaşlar, kendinize ne kadar güveniyorsunuz dediğimde 2 puan vermişsiniz bir alanda, onu lütfen ya bana yorum olarak yazın, birlikte paylaşalım ve konuşalım, veyahut antrenörlerinizle konuşun arkadaşlar bu konuları. Çünkü gerçekten üzerine çalışmanız gerektiği alanlar bunlar işte. Onun dışında hepinizi tebrik ediyorum. Sonuçlarınızı yazdınız ve gayet güzel paylaşımlar. 33'ler, 44'ler, 39'lar. Ben 40 olmasını en az istiyorum. Başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Video bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Ve arkadaşlarımızı Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okuluna davet ediyoruz. Görüşmek üzere.